Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Son bölümle karşınızdayız. Bugün Ordu'nun Fatsa ilçesindeki efsanevi belediye başkanı Terzi Fikri adıyla bilinen Fikri Sönmez'in ölüm yıldönümü. Daha doğrusu bugünle yarın arasında ölüm yıldönümü. Yani 4 Mayıs'ta 5 Mayıs arasındaki benim... İSTV'de yaptığım belgeselde, burada da onu göstereyim, layık olduğunu düşünüyorum, arkadaşlar da kendi arkadaşlarını söylediler. Fatsa'nın soyadı Terzi Fikri, gerçekten de Fatsa'da aradan bu kadar zaman geçmesine karşın 7'den 70'e herkes onu biliyor, tanıyor. O belgeseldeki kritik noktalardan bir tanesi de orada anlatılmıştı. Oraya bir Kıbrıs'tan sonra, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yapılan, Kıbrıs Adası'na yapılan çıkarmadan sonra bir çıkarmada Fatsa'ya yapıldı ve inanılmaz şeyler söylemişti. Akıl fikir sağlığını zorlayan şeyler söylenmişti. Terzi Fikri'nin Fatsa'yı alıp Sovyetler Birliği'ne bağlayacağını bir akademisyen yazmıştı. Benim şimdi ekrana getireceğim o belgeseldeki bölüm tam da onu anlatıyor işte. 1980 yılında yapılan nokta operasyonu öncesinde gazetelerde, televizyonlarda, akademilerde öyle yorumlar, öyle haberler, öyle tespitler yapıldı ki bugün baktığınız zaman gülebilirsiniz ama o gün dramatikti. Bir akademisyenin yazısı da şöyle diyordu. Terzi Fikri ve arkadaşları Fatsa'da farklı bir yapı uyguluyorlar. Bu giderek bağımsız devlete dönüşebilir ve orası Sovyetler Birliği tarafından çıkarma yapılacak en tehlikeli bölge olarak bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 11 Temmuz nokta operasyonu sırasında tam 3 hücum bot, 1 askeri tabur, 3 jandarma birliği ve polislerle birlikte sahici bir çıkartma harekatı yaptı. Evet, gerçekten de oraya bir savaş ilanı yapıldı ve Fatsa çiçeği böyle boğazlandı orada. O belgesel sırasında büyük oğlu Naci Sönmez de bize babasına karşı yapılan operasyonu ve babasının... kaçırılması, arkadaşları tarafından, desteklenen arkadaşları tarafından kaçırılmasını anlatmıştı ve babası hayır diyor, ben diyor seçilmiş belediye başkanıyım, gidemem. Biliyordu ki ölecek, ölebilecek, öyle uyarılmıştı. Seni öldürürler dedi, olsun dedi, ölürüm ama dedi kaçmam dedi. Şimdi o bölümü izleyelim, Naci Sönmez'in belgeseldeki anlattığı bölümü izleyelim. Gece saat 3'te oraya geldiğimde barikatın kaldırılmış olduğunu gördüm. Barikatlar kalkmıştı. Şöyle diyeyim, Fatsa'da evlerde erkeklerin hepsi hemen hemen evlerini terk etmişlerdi. Yani kadınlar kalmıştı diyebilirim. Yüzlerce tank, panzer vesaire ve 5000 civarında bir askerle o günkü 16 bin küsürlü nüfusu olan Fatsa'ya bir operasyon tertip ediliyor. Gece geç saatte operasyon kuvvetleri harekete geçince eve geliyor arkadaşlar. Annem kapıyı açıyor sanırım. Ondan sonra babam geliyor. Senin de bizimle gelmen gerekiyor. Çünkü Akkaya'nın hedefindesin. Hani öldürülme riskin var. En azından bu ilk günlerde bir güvenliğini sağlayalım. Durum normalleşince kendin şeye teslim olursun ya da ona benzer şeyler konuşuyorlar. Tam ayrıntıyı onlar bilirler. Babam gitmek istemiyor tabii. Yani gidemeyeceğini söylüyor. O daha çok seçilmiş bir başkan olduğunu ve böyle bir durumda hani Fatsa halkının gözünde kaçmış bir başkan olmak gibi bir psikolojik durum olduğunu ve operasyonu evde karşılaması gerektiğini, ne olacaksa başına ne gelecekse de buna da hazır olmak gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Orada tam anlaşamıyorlar arkadaşlar herhalde. Sonuçta evden çıkıyor. Fatsa'nın Çullu mevkinde böyle Fatsa'yı tepeden gören bayağı bir üst noktada bir ev. Babam orada tutuklanıyor. Yani gözaltına alınıyor o evde. Hatta oranın bir esprisi var. Evin sahibi öyle anlatmıştı.
Arkadaşlar gitti diyor. Biraz epeyce baban zor ikna etti ama sonuçta gittikten sonra polisler geldi. Kapıyı çaldılar. Her eve giriyorlardı bütün evlere sırasıyla. Eve girince Fatsalı polisler, Fatsa'da görev yapan polisler de vardı. Onlar tanıdılar babanı. Ama şaşırdılar ve çıktılar gittiler dedi. Böyle anlattı. Yani ilk girişte almadılar. Ondan sonra gittiler. Ben Fikri abiye sordum dedi. Yani ne oluyor? Şimdi gelirler onlar demiş falan. Ve gelmişler. Ben dedim minibüse bindiğimde babana epeyce hırpalamışlardı yani. O, bunu da almışlar mı? Tabii almışlar. Aynı minibüsün içerisine bindirildik. Adliyenin gidene kadar zaten baban epeyce bir hırpalandı, hırpalanmıştı. Ben arabaya bindiğimde de şeydi. O adliyenin önünde de işte. Orada işte alay komutanı, garnizon komutanı, kaymakam vesaire ne varsa artık devlet erkanı orada. İşte orada babamın bir müdahalesi oluyor. Yani hala belediye başkanı olduğunu hatırlatıyor oradakilere. Ve gördüğü her muameleden dolayı da kendilerinin sorumlu olacağını ifade ediyor. Ve onun üzerine orada sanırım alay komutanı polise değil askere teslim ediyor. Sorgu soru da yaptı. Hatta bir defasında vali geliyor almak için. Reşat Akkaya geliyor. Onu orada mesela öyle yüksek tartışma oluyor ki o günün yüzbaşısı, işte oranın sorumlusu. Çıkarken sana bir komüniste sahip çıkmanın hesabını soracağım diyerek çıkıyor. Evet, bu özeti biraz daha katkı yaptıktan sonra biz Naci Sönmez'e bağlanacağız sevgili izleyiciler. Reşat Akkaya Ankara Sık Yönetim Komutanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmış, hakkında tutulan raporlarla görevi suistimal etmiş bir emniyet müdürü olarak görevden alınmıştı. Süleyman Demirel, yani Demokrat Demirel, Demokrat son yıllarda işte demokrasinin babası, Reşat Akkaya'yı oraya atadı ve Reşat Akkaya her türlü fuhuş da dahil olmak üzere desteklediği militanlarla, MHP'li militanlar, assubaylar oraya getirdi ve orayı karıştırmak için her şeyi yaptı. Ve sonunda da operasyon, yani büyük operasyonların hepsi devlet eliyle olur. Ve burada onu görmüştük. Şimdi telefon attığımızda, hatta şey ekranımızda olacak, Naci Sönmez, Fikri Sönmez'in büyük oğlu. Ben zaman zaman da arada telaffuz hatası yapıyorum, çok özür dilerim. Terzi Fikri dersem herhalde dinleyecek. Evet Naci, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar abi. Evet, bugün aslında bugün değil yarın anmalar yapılıyor ama biz bir gün önceden diyelim. Sen o yıllarda kaç yaşındaydın ve babanı kaybettiğinizi nasıl öğrendin? Ben o yıllarda, yani özellikle babamın belediye başkanı seçildiği o sürecin yaşandığı dönemde 16 yaşındaydım. Yani 12 Eylül askeri darbesi olduğunda 16 yaşındaydım. Ama tabii 33 ay aynı hapishanede kendisiyle kalmak gibi bir kader birliğimiz oldu genç yaşımda. Yani çocukluğumu orada, gençliğimi orada geçirdim diyebilirim, ben ergenlik çağımı. Ölüm haberini ben cezaevinden çıktığımda 13 ay olmuştu. 13 ay sonra Amasya askeri cezaevinden ölüm haberi, işte ben sanırım evet dedemlerin köyündeydim, annemin babasının köyündeydim. Perşembe ilçesine bağlı Çakı'da bir haber geldi. Daha doğrusu dedem haberi getirdi. O zaman evlerde telefon yok. Yani beldeye iniyor ve orada hemen telefon geldiğini söylüyorlar. O bana tabii geldiğinde Amasya'ya çağırıyorlar bizi. Baban rahatsızlanmış diye ifade etti. Ben tabii ölmüştür babam diye bir cümle kurmuşum orada. O daha sonra bana o cümleyi nasıl kurduğunu, nasıl kurabildiğimi sordu. Ben de cezaevinden insanların rahatsızlık haberleri gelmez, hasta oldu diye ailesini çağırmazlar. Ancak ölürse çağırırlar. Onu biliyorum dedim, yani oradaki pratiğim onu kavramama yetmişti. Yani öyle bir ortamda aldım haberi. Daha sonra işte cenazesini almaya gittik. O ayrı bir hikaye tabii.
Evet, peki biraz onun siyasetçi yanından söz eder misin? Bize özetler misin? Fikri Sönmez 79 yılında belediye başkanı oldu ama onun katsadaki siyasi hayatı değişik partilerde ama aynı çizgide daha gerilere kadar gidiyor. Bunu evet. Sen bize özetler misin? Ya şöyle, benim zaten hayatım, çocukluğum, bütün yaşantım bir anlamda Fikri Sönmez'in siyasi mücadelesinin etrafında geçti. Yani aileden olmam, oğlu olmam, bütün o döneme şahitlik ettim. Tabii bu arada onun bütün dostlarıyla hemen hemen temas ettim. Ölümünden önce de, ölümünden sonra da. Epeyce o siyasal süreciyle ilgili bir bilgiye ve deneyime sahibim aynı zamanda. Fikri Sönmez şöyle, bizim bildiğimiz mektepli bir sosyalist değil, alaylı bir sosyalist. Yani sokakta yetişmiş, halkın içerisinden çıkmış, onun bağrından çıkmış, onun değerleriyle, yaşam biçimiyle, halkın acısıyla, tatlısıyla, bütün süreçlerine ortak olmuş tipik bir halk lideri, devrimci bir halk önderi aslında. Böyle insanlar vardır. Yani tarihin değişik dönemlerinde bulundukları yerde siyasal gelişmeler, sosyal gelişmeler içerisinde önemli etkileri olur. Fikri Sönmez böyle bir kişilik. Onu geçmiş yıllarda biraz Türkiye İşçi Partisi döneminden, 60'lı yıllardaki Türkiye İşçi Partisi dönemine kadar uzanmak lazım. Yani Ziya Yılmaz'la yolları kesişince ve Türkiye'de Türkiye İşçi Partisi gibi bir siyasi hareket Türkiye siyasetinin gündemine girdiğinde Fatsa'da onu işte Ziya Yılmaz ilçe başkanı, Fikri Sönmez de ilçe sekreteri olarak siyaset sahnesinde görürüz. Tutucu, muhafazakar Karadeniz kentinde böyle bir şey yapmak ayrı bir cesaret işi aynı zamanda. Yani politik bir cesaret, insani bir cesaret. O süreçlerde Fikri Sönmez iyi bir hatip. Özellikle fındık üreticilerinin sorunlarıyla alakalı, halkın sorunlarıyla alakalı, o dönem yapılan fındık yürüyüşleri, köylü yürüyüşlerinin mitinglerinde, gösterilerinde konuşmacı, oralarda kendini gösteren önemli bir siyasi figür. Ve daha sonra Türkiye İşçi Partisi'nin ilçe başkanlığını da üstleniyor. Beyce Boran'la yolları kesişiyor. Daha sonra bildiğimiz Türkiye İşçi Partisi içerisindeki Milli Demokratik Devrim, Sosyalist Devrim tartışmaları sırasında o tercihini, politik tercihini daha çok o günkü Mali Ceyhan ve arkadaşlarının yürüttüğü siyasal saflaşmada onların yanında buluyor kendini. Esasen işte Ziya Yılmaz'larla onun gibi yoldaşlarıyla birlikte, Ertan Sarıhan gibi önemli devrimci önderlerle beraber bir politik yola giriyor ve daha sonra yolu HKP ile kesişiyor. Daha sonra 12 Mart sürecinde 25 aylık cezaevinde tutukluluk süreci var. O dönemi de yaşıyor. Yani önemli bir siyasi bedelin ödendiği bir süzgeçten geçiyor. Ama ilginç bir kişilik. O yıllarda Kızıldere gibi bir olayın asli faillerinden biri, onlara yardım etmiş önemli kişilerden biri olarak yargılanmasına rağmen ve Fatsa'da her türlü baskıya, ötekileştirmeye maruz kalmasına rağmen 1974'te cezaevinden çıktıktan sonra hızla 1980'e kadar, 79'a kadar o belediye başkanı olduğu sürece kadar 5 yıl içerisinde önemli aktivitelerde bulunuyor. Örneğin Fatsa'da esnaf kefaletin başkanı bile oluyor. Kooperatif başkanı oluyor. Fatsa Spor gibi şehrin önemli bir kulübünün, spor futbol kulübüne başkan seçiliyor. Hatta esnaf spor diye bir ayrı bir takım kuruyor. Tüm bu sosyal aktivitelerin, sportif aktivitelerin, halkın içerisinde ne tür şeyler sosyal olarak yaşanıyorsa, bütün bunların içerisinde olduğu gibi bir anlamda oralarda önderlik de ediyor. Böyle bir özelliği var. Ve 1979'a doğru gelindiğinde halkın tepecilikten muzdarip olduğunu, kara borsadan muzdarip olduğunu hepimiz biliyoruz. O dönem ağır bir sömürü, baskı, koşulları yaşanıyor. Ülkede adeta yoksullarla zenginler arasındaki gelir adaletsizliği uçurum haline geliyor. Ve o yoksulların, fındık üreticilerinin, kara borsadan canı yananların, ezilenlerin adeta sesi oluyor. İşte kara borsa depoları basılıyor devrimci gençlerle beraber. O süreçte onlara bir abilik yaparak yol gösteriyor. Hatta sivil faşist saldırıların özellikle devlet tarafından örgütlendiği, sokakların terörize edildiği dönemde o şehirde bu çatışmaların en az
olabileceği koşulların yaratılması için de katkı sunuyor. Çünkü o biliyor ki gençler sokağa indirilmek isteniyor. Esas olarak kapitalizme karşı, düzene karşı, sermayeye karşı mücadele buralarda itibarsızlaştırılmaya, işlevsizleştirilmeye ve esas yörüngesinden çıkartılmaya çalışılıyor. Ve Fatsa'nın başarı hikayesi aslında biraz burada saklıdır. Yani o günkü devletin subatları terörize etmesinin karşısında en az silahların patladığı, en az karşılıklı çatışmaların olduğu ve o süreçten en az zarar görmüş kenttir. Ve bu esasen o sistemi de ürkütüyor. Ve bu belediye başkanını da beraberinde getiriyor tabii. O zaman devrimcilerin gündemine bu kenti huzur içerisinde, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde bir arada yaşanabilir bir kent olarak yaratabiliriz. Türkiye'nin farklı yerlerindeki gördüğümüz manzaralara inat, alternatif burada bir yeni yaşam görebiliriz noktasına geliyor ki başarılı oluyorlar. Yani böyle bir siyasal serüveni var esas olarak dikişonumuz. Evet, bir de belediye başkanı seçildi ama partilerle seçime girildiği için o partisiz girdi. Belediye meclisinde tek başınaydı. Halbuki oradan kanunla evet, yani belediye evet. işleri çıkması lazımdı. Ve o bir şey yapmıştı. Belediye oturumlarını hoparlörle bütün herkese duyurmuştu. Evet. Ve böylece bütün Fatsa belediyenin meclisin üzerine çökmüştü. Biraz da yaptığı işlerden söz eder misin? Mesela siyaset, yüksek siyaset, siyasi söylemler yerine daha basit şeyler yapıyordu. Fatsa'nın çamurlu yolları mesela. Evet. Ya tabii o zaman teknoloji bu kadar gelişmemişti. Böyle şimdi mesela Skype bağlantısıyla canlı yayına katıldım ben. O zaman böyle olanaklar yoktu. Fotoğraf makinesi bile herkeste bulunmazdı. Şehirde bir iki tane fotoğrafçı vardı. Kamera herkesin elinde olmazdı. Şimdi akıllı telefonlar var, ellerimizde kameralar var. Doğal olarak o günkü koşullarda belediyenin halka şeffaf bir yönetim sunabilmesinin de araçları yoktu. Bir belediye hoparlörü vardı. Bir de halkın birlikte bir arada tartışabileceği işte kahvehane gibi, düğün salonu gibi, sinema salonu gibi mekanlar vardı. Şimdi o tabii bir ara seçimdi. Belediye başkanlığı rahmetli Nazmiye Hanım vefat etmişti. Nazmiye Hanım'ın boşalttığı koltuğun doldurulması için bir seçim yapıldı. Belediye meclis seçimi yapılmadı zaten. Yapılsa da bağımsız aday olarak aday gösteremeyecekti. Ve doğal olarak mecliste Cumhuriyet Halk Partisi en ağırlıklı partiydi. Ve akabinde de Adalet Partisi. Doğal olarak meclis bu bileşenden oluşuyordu. Şimdi Fikri Sönmez yönetime gelince doğal olarak belediye meclisinde işte ona karşı bir gard alma da oluyor. İşte getirdiği imarla ilgili planlamalar, yapılacak çalışmalar için alınması gereken kararlarla ilgili bazı çıkar çevrelerinin temsilcisi olan belediye meclis üyeleri bu kararlara direniyorlar. O da şöyle diyor, yani diyor ki ya böyle yaparsanız bak beni halk seçti, ben halka yeniden dönmek zorundayım. Ve belediye meclis toplantılarını halka açık yapacağını söylüyor. Ve o küçük salonda, belediye meclis salonunda bu yapılamayacağına göre bunu şehrin hoparlörlerinden bütün halkın duyabileceği bir ortamı yaratıyor. Ve orada işte o imar değişiklikleri, açılacak yollardaki tasarruflar, bunlarla ilgili olacak kararlar ve başkaca kararların geçirilmesi için bir anlamda halkın gözetiminde bu kararları, karar önergelerini meclise getiriyor. Ve orada hiç kimse halka rağmen halkın nezaretinde ters bir duruş gerçekleştiremiyor. Hatta bu mahkeme tespiri konusu da olmuştu. Duruşmaya tanık olarak gelen kimi meclis üyeleri, özellikle Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleriydi onlar, Fikri Sönmez tarafından ağır baskı altında tutulduklarını, kararların baskı altında alındığını, itirazlarına rağmen Fikri Sönmez'in kendilerini tehdit ettiğini falan iddia etmişlerdi. O da kalkıp rahatlıkla evet ben bu arkadaşları baskı altına aldım, üzerlerinde baskı oluşturdum ve kararları böyle aldım. Şu kararları başka türlü alamazdım. Meclis çoğunluğum yoktu, meclis üyem yoktu diye ifade etti. Hakimler de tabii şaşırdılar. Yani nasıl bir baskı yaptın diye. O da anlattı belediye hoparlörlerini açtığını, halkın toplantılara şahitliği yaptığını ve en büyük baskının da halkın baskısı olduğunu. Eğer bu bir suçsa evet ben bunu yaptım ve bundan dolayı da asla
pişman değilim. Çünkü ben ne yaptıysam halkım için, halkımla birlikte yapıyordum. Doğal olarak bu halkın yönetimde söz ve karar sahibi olmasını ben tek bir vaat olarak alanlara çıktım. Bütün seçim propagandamı halkın söz ve karar sahibi olması üzerine kurdum. Vefat sayıyla ilgili alınacak bütün kararlarda da halkın onayına başvurdum. Arkadaşlarım muzdarip olduğu, rahatsız olduğu mesele budur. Kendilerine ben kişisel olarak bir baskı yapmış değilim. Ama halkın baskısını enselerinde hissettiler diye ifade vermişti. Doğal olarak bu böyle Fikri Sönmez'in ve o günkü devrimcilerin alameti farikası olarak tarihe geçmiş olaylardan bir tanesidir. Doğal olarak meclis böyle olunca, meclis çoğunluğu diğer partilerde olunca Fikri Sönmez bunun karşısında esas olarak orada seçilmiş bir avuç meclisin değil, halkın çoğunluğunu temsil eden gerçek meclisin oluşturulması noktasına hareket etti ve Fatsa'da 11 mahallede halk komiteleri kurdu ve bu komite seçimlerine 5000-6000 civarında Fatsalı yurttaş bizzat oy kullanarak katıldı. Gizli oy, açık tasnif usulüne göre seçimler yapıldı. Fiili seçimler, okullarda sandıklar kuruldu. Ve burada kimler seçildiyse onlar mahallelerinde halk komitesi olarak belediyenin yerel birimleri olarak görev aldılar. Ve aslında yerel yönetimler tarihine, yerinden yönetim tarihine böyle bir modeli ilk geçiren belediye Fatsa Belediyesi'dir diyebilirim. Yani demokrasi mücadelesi açısından bir parantez açacaksak Fatsa burada önemli bir parantezdir diye düşünüyorum. Evet. Bir şey daha aktarmak istiyorum. Bu Tuncay Çelen'in Denizler'den Terzi Fikri'ye Türkiye yılları, yani 70'li yılları anlatan kitabında detaylı biçimde babanın mahkemeye verdiği ifadelerden alıntı yaparak seçimler öncesinde devletin de nasıl tam kadro hazırlandığını anlatıyor. Bir suikast yapılıyor. Belgeselde anlatmıştınız bize. Senin küçük kardeşin anlatmıştı. Evet. Kurşunlanıyor, ayağından vuruluyor. Kimi kurşunlandığı da söylediği halde gene yakalanmıyor. Sonra yakalanıyor. Bir tanesi de şöyle, Fatsa'ya gece yarısı şeyler geliyor, silahlı kişiler geliyor. Ve bunlar askerlere şikayet ediliyor. Diyorlar ki, şüpheleniyorlar da bakıyorlar. Kimsiniz siz falan derken jandarmalar arama yapmak istiyor. Üstlerini aramak istemiyorlar bunlar. Biz diyor ileride bir milletvekili var, onun arkadaşıyız diyorlar. Emniyete gidiyorlar. Emniyette üst baş arabası yapıyorlar. Hepsi silahlı çıkıyor. Arabayı arıyorlar. Arabada 6 tane patlamaya hazır bomba, dinamit var. Bir tane saatli bomba, birçok bomba yapımında kullanılan malzeme ile yakalanıyorlar. Hüseyin Erdal elindeki çantayı açtırmak istemiyor. Bu Milli Selamet Partisi Yozgat Milletvekili. Yozgat Milletvekili. Evet, Yozgat Milletvekili. Kendisinin Milli Selamet Partisi Milletvekili olduğunu, Rize'den Erbakan Hoca'nın mitinginden geldiğini, gece uykusu gelip otel aradıklarını falan söylüyor. Ancak yetkililer bunları, mahkeme tutanakları bunlar, ancak yetkililer diyorlar, savcısı falan, kardeşim bombayla mı otel arıyorsunuz? Olmaz böyle şey diyorlar. Sen milletvekili falan değilsin diyorlar. O gün CHP'nin seçimlerini yürütmek için Fatsa'da bulunan Ordu milletvekili Ertuğrul Günay'ı olduğu yerden kaldırmışlar. Gece karakola getirmişler. Yüzleştirmişler. Cidden Hüseyin Erdal olduğunu ve MSP milletvekili olduğunu Ertuğrul Günay söylüyor ilgililere. Güvenliğini alıyorlar. Samsun'a kadar yolcu ediyorlar. Şimdi de bu noktadan düşünmek lazım. Bu alelacele alelade sokakta bir insan değil, çocuk da değil, elinde silahlarla beraber geliyor. Patlayıcılar var, bombalar var, milletvekili var. Bu belli ki bir kontrgerilla, özel harp organizasyonu ve seçimlerden önce getirilmiş oraya. Buna rağmen kazanılıyor. Bunu izleyicilerimizle paylaşalım dedim. Sen zaten biliyorsun. Böylesi tuzaklar kurulmuştu seçimden önce. Evet. Ya onunla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında bizim devletimiz her zaman aynı devlet.
kendi stratejisini uygulamak için bir algı operasyonu yapar. Bugün Türkiye'de yaşadığımız durum da budur aslında. O gün Türkiye'yi yönetenler, siyasi olarak hükümet olanlar, başka partiler, şimdi başka partiler ama meşrepleri aynıdır bunları. Eğer o sistemi radikal olarak değiştirme arzusu içerisinde değillerse, ittifak ettikleri güçler devletin derin güçleridir. Bunlar için de asla kendilerine alternatif olacak bir yönetimin halkın bağrından filizlenmesini istemezler. Bugün Kürt illerinde görüyoruz, başka yerlerde görüyoruz, kayyumları görüyoruz, Ekrem İmamoğlu'na karşı hükümetin yürüttüğü politikaları görüyoruz. Yani ben yönetirim, yaparsam ben yaparım, halk da kimdir, sen kimsin, yerellik nedir, demokrasi nedir? Hani ağızlarından demokrasiyi düşünmezler ama asla demokrat olmadıkları ortadadır. O zaman da yine bir algı operasyonu yapılıyordu. Fatsa da aslında o gün sağcısının da, solcusunun da, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Adalet Partisi'nde, Milli Selamet Partisi'nde kabul ettiği, gerçekten Fatsa'da bir huzur ortamının olduğu ve Fikri Sönmez'in de ayrımcılık yapmadan, devrimcilerin de Fatsa halkına rağmen bir politik mücadele içerisinde olmadıklarını kabul eden genel bir konsensüs vardı. Bu çok rahatsız edici bir şeydi. Yani çünkü o güne kadar toplumu sağcı, solcu, zengin, fakir, Alevi, Sünni, Kürt, Türk neyse yani bütün bu şeylerle bölen bir devlet vardı ve Fatsa'da bunun karşısında biz bölünmeyeceğiz. Biz bir arada farklı renklerle birlikte çoğulculuğumuzla yaşayabiliyoruz. Aha da size bir model diyen bir deneydi bu. 9-9,5 aylık bir süreç yaşandı orada. Şimdi orada özellikle seçimlere doğru Fatsa'da devrimcilerin, Sönmez'in seçim kazanacağını gören güçler ki bunun içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi de vardır. Ve 26 Ağustos'ta yapılacak seçimi de Cumhuriyet Halk Partisi erteletmiştir. Yani o zaman rahmetli Bülent Ecevit iktidardaydı. Fatsa'da seçimleri kaybedeceğini anlayan CHP elitleri Ankara'ya ziyarete giderler ve başbakandan ricada bulunurlar. Biz seçimi kaybediyoruz, buna çözüm bulalım. Yani Fatsa'yı kaybediyoruz. Kaybediyoruz dedikleri kimin karşısında kaybediyoruz? Halkın karşısında kaybediyoruz. Yani seçim sandığa rıza gösterme işidir aynı zamanda. Ve o dönem rahmetli Cevit anladım ben sizi ama size yapabileceğim tek bir şey var. O da 14 Ekim 1979'da ara seçimler var Türkiye'de. O ara seçimlere bu işi öteleyebilirim ve orayla birleştirebiliriz seçimleri. Ve öyle yaptılar. O yüzden seçim kampanyası çok uzun sürdü. Kampanya uzun sürünce tabii buradaki derin güçler, Fatsa'yı nasıl provoke ederiz, seçimleri nasıl iptal ederiz, devrimcilerin ve Fikri Sönmez'in seçimleri kazanmamasını nasıl sağlarız üzerinden planlar kurdular. Bu anlattığınız olay bunlardan sadece biri. Fikri Sönmez iki kez suikaste maruz kaldı. İkisinden de kurtuldu ama konuşma yaptığı kahvede iki tane vatandaşımız öldü. Yaralananlar oldu, felç olanlar oldu. Hala onlara bugün de geçmiş olsun diyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hala hayatta devam edenler var. O kahveden sağ çıkanlar var. Böyle şeyler oldu ve o dönemde devrimciler özellikle Fikri Sönmez'i korumak için Fatsa'da silah patlamaması için özel bir önem gösterdiler bu işe. Yani dikkatli oldular. Bütün gözü kulağı işte Fatsa'yı karıştırmak isteyen, provoke etmek isteyen güçlerdeydi. Bu olay da evet, böyle bir olaydır. Yani iki tane milletvekili evet, görevlendiriliyor ve hedefleri de kaymakamın evidir. Biri de Orta Büyük Cami'dir. Yani Çorum vari, Maraş vari, komünistler cami bombaladı, kaymakamın evini bombaladı gibi sansasyonel bir şey peşindeler. O akşam tesadüftür. Jandarmalar tarafından yakalanmışlardır. Ve Fatsa o badireden kendini kurtarmıştır o anlamda. Yani ne yaptılarsa evet, bunu beceremediler. Naci, evet. Naci evet, şöyle son dakikalarımıza geliyoruz. Son söz konuğun. Tamam. Son iki dakikayla tamam, bugünü bir de yarını da lütfen söyler misin? Toparlayalım evet, ve biz Ankara'ya ve Diyarbakır'a gideceğiz sonra. Evet. Kısaca özetleyeyim ben. Yarın işte 5 Mayıs, her 5 Mayıs'ta Fatsa'da anma yapılır ama bu yıl bu pandemi süreci salgın vesilesiyle tabii bu mümkün değil. Şehirler arası işte ben de gidemedim. Ama orada bir grup arkadaş temsili de olsa sosyal mesafe fiziksel mesafeyi koruyarak ve çok fazla insan yığmayarak bir anma gerçekleştirecekler. Orada yarın saat 1.30'da öğlende Kabakdağ köyümüzdeki caminin önünde buluşarak Sönmez'i mezarında ziyaret edip iade edecekler. Birincisi bu. Son olarak şunu söylemek isterim. Fatsa ve Fikri Sönmez üzerinde nostalji yapılarak geliştirilebilecek bir deneyim değildir. O bugün yaşatılarak geliştirilebilecek bir deneyimdir.
Bugün hele böyle bir tekçi rejim karşısında, otoriter rejim karşısında, böyle her şeyi saraya toplayan rejim karşısında gerçekten halkın kendi güçlü kollarıyla neler yapabileceğini gösterebilecek bir referans, bir işaret bir şeydir Fatsa. Bunu yaşatmak gerekiyor. Ben işte uzun yıllardır siyasetle iştigal ediyorum. Bugün de Halkların Demokratik Partisi'nde ekolojiden sorumlu eş genel başkan yardımcılığı yapıyorum. Burada siyaset yapmamın da nedeni bugün bu çoğulcu, katılımcı, yerel yönetim deneyiminin işaretinden feyiz alarak bugün siyasetin rengini değiştirmek istiyoruz. Bugünkü bu tek adam rejimine karşı halkların iktidarını kurma iradesiyle yolumuza devam ediyoruz. Fikri Sönmez'i ve Fatsa'yı yaşatacak olan odur. Fikri Sönmez'i ve Fatsa'yı sahiplenmek bugün siyasi olarak bu çoğulcu katılımcı deneyimlerin içerisinde yer almak ve siyasi olarak mücadele etmektir diyorum. Beni bugün konuk ettiğiniz için, Fikri Sönmez'in 35. ölüm yıl dönümünde de böyle bir program yaptığınız için hem Artı TV hem de sevgili Nazım Altman'ı buradan sevgiyle selamlamak isterim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığın için. Fikri Sönmez'in anısı her zaman canlı duracak. Onu örnek alan pek çok belediye başkanı da var. Üstelik de farklı partilerden, partileri farklı ama önderimiz, örneğimiz Fikri Sönmez'dir, terzi fikridir diyorlar. Sen onun büyük oğlu olarak katıldın. Bir de galiba bir Fikri Fatsa, Sönmez daha var değil mi? Senin oğlun Fikri Sönmez. Evet, büyük oğlan Fikri Sönmez de var. Bu arada Fatsa ve Fikri Sönmez nerede yaşatılıyorsa, hangi siyasi görüşten olursa olsun nerede yaşatılıyorsa buradan hepsine saygı ve sevgiler. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Naci Sönmez. Sevgili izleyiciler, Naci Sönmez, Fikri Sönmez'in büyük oğlu yayınımızdaydı, konuk oldu. Bugün onun 35. ölüm yıl dönümü. Ama gördüğünüz gibi aradan geçen bunca zamana karşı Fikri Sönmez olanca diriliğinle, canlılığına yarattığı etkiyle hala varlığını sürdürüyor. Bir de nefes alıp veren canlı cenazelerin olduğu bu ülkede çok fazla var öyle. Bir dönem siyasetin parlak yıldızlarıydılar. Her sözleri haber oluyordu. Her bakışları, her gözyaşları, ağlayışları falan. Şimdi yok ortada onlar. Ama yaşıyorlar. Şimdi Fikri Sönmez ise 35 yıl önce askeri cezaevinde ağır işkenceden geçilerek öldürüldü. Üzerine kum torbaları konuldu. Üzerine kum torbaları konuldu. Onun üzerinden vuruldu ki darbe izleri olmasın diye ve bütün iç organlarını parçaladılar. Arkadaşları onları anlatırken gözyaşlarını tutamamışlardı çekimler sırasında. Ve o valiyi anlatırken vali Reşat Akkaya Ankara Sık Yönetim Komutanlığı tarafından görevden alınmış bir İçişleri Bakanlığı mensubu bir emniyet müdürüydü. Yaptığı usulsüzlükler nedeniyle onu özel olarak Fatsa'ya atadılar, orduya atadılar, ordu valiliğine. O zaten üstünde Fatsa'ya konmuştu, onun için gelmişti. Bütün yüzleri bağlı militanlar getirmişlerdi oraya. Onların hepsi o bölgedeki ülkücülerdi. Oraya getirmişler. Ve nerede solcu var evleri işaretletiyor. Ve askerler, polisler oralara operasyon yapıyorlardı. Adı da şeydi, kurtarma operasyonuydu. Şimdi bir kitap daha var burada. Ozan Yayınları'ndan Sinan Demirbilek'in İki Darbe Bir Yaşam Terzi Fikri kitabı. Sinan'la da biz bu belgesel sırasında konuşmuştuk. Sen dedim Sinan Terzi Fikri adını duydun mu hiç? Hayır dedi, duymadım. Ne zaman duydun ilk defa? Kitap yazarı. Ben İzmir'de tarih okumaya gitmiştim dedi, Ege Üniversitesi'ne. Hocamız soruyordu, sen nereden? Ben dedim Fatsa'danım. İyi o zaman sen de dedi mezuniyet ödevi olarak dedi
terzi fikri yaparsın dedi. Ben dedi o zaman dedi ilk defa duydum ve dedi sonra gelip araştırmaya başladım ve dedi ortaya işte bu tez benim mezuniyet tezimdir bu terzi fikri kitabı. Ama terzi fikri gerçekten şu anda Fatsa'da yaşıyor. Arkadaşlar bizim bağlantılarımız tamam mı? Ben yoksa başka şeyler de yapayım mı? Sessizliğe gömüldük. Sessizliğin sesi. Evet, Sibel Hürtaş hazırmış, ses duyamıyoruz. Buradan mesajla, neyse iletişimin olanakları fazla. Sibel iyi haftalar, yayınımıza hoş geldin. Bize bugün neler aktaracaksın? İyi haftalar, iyi yayınlar. Nazım Atman, sessizliğe gömülmüyoruz. Önce dersim soykırıma, Türkiye tarihi. Soykırımlarla, katliamlarla maalesef toplumsal hafıza bunlarla yaşıyor. Biraz önce Fikri Sönmez'den bahsettik. Şimdi dersim soykırımının, dersim katliamının yıl dönümü. Bununla ilgili HDP bir kınama mesajı yayınladı. Öncelikle bunu belirtelim. Soykırımı andı, sabah yaptığı yazılı açıklamayla. Ankara siyasetine gelelim. Bugün kabine toplantısı var. Kabine toplantısında olacak gözler. Neden? İki önemli konu var. Birincisi LGS ile ilgili gelişme. Bu hafta, geçen hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir açıklama yapmıştı. Evet, eğitime verilen ara uzatıldı. Peki sınavlar ne olacak? LGS ile ilgili açıklamayı bugün kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. LGS ileri bir tarihe mi alınacak? İptal mi edilecek? İleri bir tarihe alınırsa sorular neye göre hazırlanacak? Öğrenciler sadece birinci dönem müfredatından mı sorumlu olacak? İşte bu konu gündemde. Ayrıca başarı puanı söz konusu. Bu hesap neye göre yapılacak? Birinci dönem notlarına göre mi? Zira ikinci dönem uzaktan eğitime ilişkin bir başarı puanı. Evet, galiba yayınımız, telefon koptu mu acaba bağlantımız? Ben buradan sosyal medyadan biraz devam edeyim. Bu 9-8 haberden Mansur Yavaş iyilik bulaşıcıdır kampanyası Gaziantep Valiliği hayata geçirdi. Onu gazeteden okumuştum. Yine Sivas'ta son 3 günde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Sivas Valiliği. Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta son 3 gündür vaka olmaması bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğumuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz. Ya inşallah bunlar gerçektir de sevgili izleyiciler, buna inanırız. Çünkü Türkiye'de gerçekler yerine algılar daha fazla prim yapıyor. Bu yüzden de biraz önce Naci Sönmez de söyledi. O zaman neler yapılıyorsa şimdi de onu yapılıyor. Profesör Ulusoy, Sözcü Gazetesi'nden bu paylaşımı, baskılama politikası bütçeyi patlatacak dedi. Enflasyon, faiz ve döviz konusunda uyardı. Baskılama politikası bütçeyi patlatacak. Bugüne kadar patlamadıysa bundan sonra da patlamaz diyeceklerdir herhalde. Evet, Evrim Kepenek paylaşmış. 1 Mayıs Müge Çiçeği yaz tatili hangi banyoda? Cengiz Çiçek Şakiroğlu yazmış bunu.
İlk başta doğal gaz faturalarına ilişkin açıklama gelmiş. Evet, tamam. Bahar hazır öyle mi Fidel? Peki, Diyarbakır'a gidelim. Biraz önce Ankara'mız koptu. Bahar, evet orada. Diyarbakır temsilcimiz. Günaydın, iyi haftalar Bahar. Günaydın, iyi haftalar bizlerden de. Diyarbakır'dan da merhabalar dileyelim. Gündeme başlayalım. Evet, bugün yüzleşme bekleyen ve tarihe karaleke olarak düşen Dersim Kertelesi'nin 83. yıl dönümü. 4 Mayıs 1937'de Bakanlar Kurulu kararıyla Tunceli Tenkit Harekatı başlatıldı ve Dersim'de askeri harekat sonucunda katliam yaşandı. Resmi verilere göre 10 bin, resmi olmayan verilere göre 70 bin insan katledildi. Hala katliama dair birçok soru yanıtsız, arşivler gizli tutuluyor. Arşivlerin açılması yönünde talepler var. Yine yakınlarını kaybeden insanlar hala yakınlarının mezar yerinin nerede olduğunu bilmiyorlar. Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerinin açıklanmasını istiyorlar. Hakikat komisyonu kurulması ve yüzleşme bekliyor Dersimler. Bu yıl anma etkinliği yapılamayacak salgın nedeniyle ve Dersim Dernekler Federasyonu yaptığı açıklamada herkesin bulunduğu yerde mum ve ağıtlar yakarak katliamda yaşamını yitirenleri anması istendi. Yine Halkların Demokratik Partisi Dersim Milletvekili Alican Önlü, Dersim katliamına ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru önergesi sundu. Soru önergesinde Erdoğan'a yanıtlaması istemiyle 4 Mayıs'ın Kertelen'in anma günü olarak kabul edilip edilmeyeceğini, yüzleşme gerçekleşecek mi, hakikat komisyonu kuracak mısınız diye sordu ve talepleri sıraladı Alican Önlü. Dersim'de devam edelim. Yine sosyal medyada Gülistan Doku'nun akıbeti soruldu. Gülistan Doku 5 Ocak'tan bu yana kayıp. 120 gündür kendisinden haber alınamıyor. Baraj Gölü'nde bir arama yapılıyor ve sosyal medya üzerinden baraj suyunun minimuma indirilmesi istendi. Bu talep neden istendi? Dediğimiz gibi Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde bir arama yapılıyor. İntihar soruşturması, intihar ettiği yönünde bir soruşturma yürütülüyor. Baraj suyunun minimuma indirilmesiyle aslında suda olup olmadığı, intihar edip etmediği ortaya çıkacak. Böyle bir talep var ve böylelikle soruşturma genişletilerek Gülistan Doku farklı noktalarda aranacak. Bunun dışında neler var? Bugün HDP Kars Belediyesi'ne yönelik saldırılara ilişkin de tepkiler devam ediyor. Açıklamalar olacak. Diyarbakır, Şırnak, Van, Adana'da HDP il örgütünde Kars Belediyesi'ne yönelik saldırılara dair basın açıklamaları yapılacak diyelim. Sözü size bırakalım Nazım Hanım. Evet, çok çok teşekkürler Bahar. Ben teşekkür ederim. İki büyük acının yıl dönümü, biri 38 Dersim katliamının 83. yıl dönümü. 3 ve 8 rakamları ters geldi, değiştirildiği zaman birbirini tamamlıyor. Biraz önce demiştim ki Bahtiyar Yeşildal konuşurken o böyle şeylere doğru gitti. 70'li yıllara doğru fikri sönmesi, artık kitaplar yazıldı, belgeseller yapıldı, herkes biliyor. Ben dedi onu düşmanları tarafından nasıl görüldüğünü anlatayım dedi. Şimdi benim Fikri Sönmez tweetimi ve belgeseli tanıtan kısa bir video var orada. Terzi Fikri 1985 yılında 4 Mayıs'ı 5 Mayıs'a bağlayan gece Amasya cezaevinde hayatını kaybetti. Çok ağır işkencelerden geçirilmiş, kum torbalığıyla dövüldüğü için bedeninde darbe izleri yoktu. İç kanama ile iç organlarını parçaladılar diyorum. Ve bir de altında da kısa bir videosu var. Bebet isimli kullanıcı Twitter'da ilginç, hiç duymamıştım dedi. Eğer 35 yaşından küçükse doğal olarak duymamış olması normaldir. O yüzden o yılları değil,
bu yılları buradan nasıl bakıldığını anlatmamız gerekiyor. Hafızamızı diri tutmamız gerekiyor. Eğer hafızamız olmazsa o zaman geleceği de olmuyor bu toplum. Hem bizim toplumun hem bütün toplumun. Bu yüzden geriye doğru bakıldığı zaman arkası ve önü, arkası olmayanların önü de olmuyor. Arkeoloji çalışmaları nasıl önemliyse yakın tarih çalışmaları da bu yüzden çok önemli. Ben de son yıllarda, özellikle son 15 yılda İSTİVİ'de yaptığım belgeselleri değerlendirirken gazetecilik açısından en önemli dönemim olarak yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü hem çok yaygın biçimde yayınlandı ve hala da yayınlanıyor. Biz artık orayla bağımız kalmadı ama şarküteri yapım olarak onlar yayınlandı ve bir iz bıraktı toplumda. Çünkü dile kolay, toplam 1500'den fazla yergi belgesel yapıldı bu kanalda, şarküteride ve İSTİVİ'de. Şarküteri onun kazan dairesi. İSTİVİ'de yayın platformuydu. Şu anda artık yeni şeyler üretilmese de eskilerle bayağı bir şey kaldı. Bu yakın tarih belgeselleri de bu açıdan önemlidir diyorum. Bugün Terzi Fikri ve Dersim'le her iki konuda da belgeselimizin olmuş olması bir iç huzuru sağlıyor. Katillerden olmadığımızı, bu ülkenin sadece katillerden, hırsızlardan, yağmacılardan ibaret olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Çok fazla da yüreği olan insan olduğunu düşünüyoruz, onlara temas ediyoruz. Sevgili izleyiciler, haftanın ilk günü burada noktalıyoruz programımızı. Ben ve yayında emeği geçen arkadaşlarımla birlikte yarın sabah saat 7'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.